Merhaba sevgili izleyiciler, Ankara Saati programımızda karşınızdayız. Bugün meclis yoğun, partilerin grup toplantıları yarın da devam edecek. Önemli mesajlar oradan çıkıyor. Düne gideceğiz, dün akşama. Dün akşam gergin anlar vardı, oldukça tansiyon yükseldi bütçe görüşmelerinde. İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyordu ki muhalefetin o soruları karşısında Süleyman Soylu farklı tepkiler gösterdi. Kimi zaman ayağa kalktı, kimi zaman o da sesini yükseltti. Ama acaba muhalefet sorularına yanıt aldı mı? Neydi en çok sorulan sorular arasında? Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir diye sordu muhalefet. Söyleyeceğim dedi ama söylersem siz de çok daha farklı şeyler söylemek zorunda kalacaksınız dedi. İşte bunu konuşacağız. Sezgin Baran Korkmaz var. Bununla ilişkiniz nedir diye soruldu. 4.9 ton kokain nereye geliyordu? Kimlerdi bunlar? Bir sürü soru peş peşe geldi muhalefetten. Hemen dönelim Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Engin Özkoç'a. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün gece 2'ye kadar birlikte izledik. Biz de basın mensupları olarak bu komisyonu yakından takip ettik. Bu bakanlık komisyonunu. Şimdi bakıyoruz tabii dolar bir taraftan aldı başını gidiyor. Biz neler konuşuyoruz? Türkiye ne durumda? Dünü ayrıca bir özetleyeceğiz ekonomik açıdan ama dün ne sordunuz, ne öğrendiniz, ne söyledi Süleyman Soylu? Birincisi Türkiye ekonomik açıdan gerçekten bu kadar zor durumdaysa, dolar başını alıp gidiyorsa birinci sorumlusu AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. İkincisi de bürokrat bakanlardır. Bürokrat bakanların Türkiye'yi yönetim tarzıdır. Bunun bir kere altını kalın çizgilerle çizmemiz gerekiyor. Biz gerçekleri öğrenmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil sadece. Milletimiz gerçekleri öğrenmek istiyor. Ne oldu? İçişleri Bakanı bir televizyon kanalına çıktı. O televizyon kanalında dedi ki, bir siyasetçi mafyadan 10 bin dolar her ay rüşvet alıyor. Bunu ben biliyorum dedi. Bu suç mudur? Suçtur. Sizin makamınız nedir? İçişleri Bakanısınız. Siz o güne kadar neden bu suçu gizlediniz? 10 bin dolar rüşvet alan kimdi, neden gizlediniz? İki nedeni olabilir. Birincisi, ya bu kişi sildiniz, 10 bin doları alan kişi sildiniz, ya da bu 10 bin doları alan kişi sizin korumanız altında, sizin partinizden bir milletvekiliydi. Şimdi milletvekili değil. Demek ki geçmişte milletvekiliydi. Geçmişte milletvekili olanların arasında gene sen varsın. Şimdi milletvekili değilsin. Geçmişte milletvekilisin. Ya kendi üzerinden iftirayı bir başkasına atıyorsun ya da gerçeği Türkiye Cumhuriyeti'ne söyleyeceksin. Bütün milleti zan altında bırakmayacaksın. Şimdi bir kere daha sorduk akşam. 10 bin dolar rüşvet alan kişiyi biliyordunuz. Meclis başkanına adını verdiniz. Neden Cumhuriyet Başsavcılığına bununla ilgili suç duyurusunda bulunmadınız? Bulundum. Adını açıklayın. Bulunduysanız biz de görelim. Bulundunuz mu? Bulunmadınız mı? Neden onun adını gizliyorsunuz? Ben bunu söylersem siz de bir şeyler açıklamak öyle durumunda evet, kalırsınız. Şimdi tabii ki çok komik olmasına rağmen ben burada bir kere daha milletin gözünün içine baka baka diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklayamayacağı hiçbir gizli ajandası yok. Ancak Soylu'nun baronlarla, uyuşturucu baronlarıyla, kara para aklayanlarla, mafyayla ilişkilerini ben burada ve dün akşam tek tek anlattım ve kanıtladım. Kaçacak yeri yok Soylu'nun. Birincisi 10 bin doları kim aldıysa bunu açıklayacak. İkinci sorunuz anladığım kadarıyla Sezgin Baran evet, Korkmaz'la Sezgin Baran ilgili Korkmaz. Soru. Nedir deniyor? Sezgin Baran Korkmaz nedir diye sordunuz. Evet. Sezgin Baran Korkmaz Amerika Birleşik Devletleri'nde Kingston kardeşler ve Termezyan kardeşlerle ilgili bir soruşturma yapılmış. 511 milyon dolar devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle tutuklanmışlar bunlar. Arkadan
Sezgin Baran'ın derhal haberle haberlerde iletişimi kesilmiş. Demişler ki Sezgin Baran Korkmaz'la haber erişimi engellenmiştir. Herhangi bir şey açıklayamazsınız. Vaktine. Arkasından 10. suç ceza, 4. suç ceza, 8. suç ceza, tekrar 8. suç ceza. Yani 4 tane mahkeme Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el koymuş. Şimdi mahkemeler Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına neden el koyar? Neden yurt dışına çıkmasını yasaklarlar? Bir neden olabilir. Bu kişi suça karışmıştır. Bununla ilgili ellerinde yeteri kadar delil vardır. Bu deliller değerlendiriliyordur. Bunun için yapmışlardır. Bunu böyle yapmadılarsa bir suç işlediler. Bunu eğer böyle yaptılar, gerçekten yeteri kadar delil vardı da yine suç. Eğer bıraktılarsa gene suç işlediler. Şimdi tam burada İçişleri Bakanı'nın gözünün içine baka baka soruyoruz. Diyoruz ki bu kararlar neden alındı? Ama daha önemli bir şey var. Sezgin Baran Korkmaz'ın bu mahkeme kararlarından sonra MASAK raporu mahkemelere ulaşmadan MASAK bir açıklama yapıyor. Bu açıklama elimizde. Diyor ki yaptığı açıklamada ben bu serbest bırakılmadan önce kendilerine ara bir karar masum olduğuna dair göndermedim diyor. Şimdi ben soruyorum. Eğer MASAK herhangi bir suç işlemediğine dair belgeleri göndermediyse Sezgin Baran Korkmaz'ı neden serbest bıraktınız? Yani MASAK Sezgin, kararını neden beklemediniz? Neden beklemediniz? Biz bir soru daha soruyorum. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili mahkeme kararlarının kaldırılmasını isteyen İrfan Fidan ve Hasan Yılmaz. Birisi başsavcı, birisi de başsavcı yardımcısı. Bu kişiler alelacele Sezgin Baran Korkmaz'ın mahkeme kararlarını kaldırıyorlar. Aradan haftalar geçmiyor. İrfan Fidan hülle yoluyla ilk önce Yargıtay'a üye oluyor. Seçimler erteleniyor. Daha sonra da Anayasa Mahkemesi'ne Cumhurbaşkanı tarafından üye olarak atanıyor. Yani bir ödül söz konusu. Hasan Yılmaz da Cumhuriyet Başsavcısı, Hasan Yılmaz da o da bakan yardımcılığına atanıyor. Birden mal varlıklarına konulan tezbir yasağı kaldırılıyor. Bu kara para aklayıcısının. Birden yurt dışına çıkma yasağı kaldırılıyor. Ve yurt dışına çıkmadan bir gece önce yine İçişleri Bakanı'nın gözünün içine baka baka sordum. Bir gece önce İçişleri makamında kara para aklayıcısı Sezgin Baran Korkmaz'la baş başa bir araya geldiniz mi diye. Hayır gelmedim diyemedi. Böyle kendi bir cevap makamında vermedi. Ben de buradan diyorum ki demek ki siz bu kişiyle baş başa bir araya geldiniz. Ve bu kara para aklayıcısı öteki gün yurt dışına kaçtı. Şimdi çok ilginçtir. Elini kolunu sallayarak gitti diye evet, belirttiniz evet. Zaten. Söyledim. Şimdi çok ilginç bir şey var. Tutanaklardan okuyorum. İçişleri Bakanı bize cevaben şöyle demiş. Daha ötesini söyleyeyim. Biz bir şey yaptık. Devletin bütün kurumlarıyla beraber. Biz bir şey yaptık. Devletin bütün kurumlarıyla beraber. Sayın Özkoç, aklınızın yetmediği şudur. Gerçekten benim aklım böyle şeylere yetmez. Böyle üçkağıtçılıklara. Devam ediyor. Türkiye uluslararası bir operasyona gelirken devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık ki devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık ki meselenin içerisine öyle bir daldık ki Amerika'yı da açığa düşürdük, biz bu kumpası kuranları da açığa düşürdük diyor. Şimdi bu sözlerinden sonra ben İçişleri Bakanı'na söylüyorum. Devletin bütün kurumlarıyla beraber
Nesil bir araya gelip de Amerika'yı açığa düşürmek için ya da başka bir şeyleri açığa düşürmek için Türkiye'de kara para aklayan Sezgin Baran Korkmaz'ı yasal olmayan yöntemlerle mal varlıkları üzerindeki kararları kaldırtıp yurt dışına çıkma yasağını kaldırtıp el birliğiyle siz öyle diyorsunuz, el birliğiyle daha sonra da makama çağırıp bu adamı yurt dışına kaçırdınız mı, kaçırmadınız mı? Siz sadece kendinizi değil burada diyorsunuz ki ben bunu yalnız başıma yapmadım. Devletin diğer kurumları ile birlikte el birliğiyle yaptım diyorsunuz. Bunu Sezgin Baran'ı kaçırmak için bir plan olup olmadığını bu millete anlatmak zorundasınız. Burada açıkladığı bu olayın ne anlama geldiğini bu millete anlatmak zorundasınız. Kumpas kuranları da bahsediyor orada. İşte kumpas kuranları da açığa düşürdük ifadesi de var. 4 Aralık 2020'de makamınıza çağırdınız mı diye sordunuz siz. Evet. Arkasından da 28 Aralık'ta nasıl gitti elini kolunu sallayarak. Sorulardan biri buydu. Biri elbette 10 bin dolar alan siyasetçiydi. Söyleyeceğim dedi ama başka şeyler de söyledi evet. Arkasından. Çok önemli konu 4.9 ton kokain. Siz diyorsunuz ki Kolombiya adli makamlarından gelen raporda tarihte verdiniz o 22.9.2021 tarihli raporda konteynerların numaralarını öğrendiniz mi? Bunlar size geldi mi? Hayır dedi ama dün akşam biz bilmiyoruz dedi, bize gelmedi dedi. Çünkü yalan söylüyor. Yalan söylediğini nasıl kanıtlıyoruz? Bir, ben bu belgeyi sordum kendisine, hepiniz oradaydınız. Bu belge Kolombiya'daki Narkotik Şube Müdürlüğü ile ilgili makamların resmi belgesi. Kendisine sordum. Bu belge, elimdeki bu belge doğru mudur değil midir diye. Ne dedi, ne cevap verdi? Doğrudur dedi. Dedi. Evet. Doğrudur dedi. Evet. Bu belge doğru. Şimdi bu belgedeki asıl önemli yeri okuyorum. Diyor ki 22.9.2021 tarihli adli yardımlaşma talebinde bulunan ülke Türkiye. Kolombiya açıklıyor. 22.9.2021 tanzim edilmiş ve görevlendirilmiş. Suç yeri ilgili limanlar. İş bu adli yardımlaşma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili müdürlüğüne bağlı bir savcılık tarafından yürütülmektedir. Kendisine sordum. Bu belge elinizde mi dedim? Elimde dedi. Bu belge neyi açıklıyor? Adli yardımlaşma talebinde bulunan Türkiye'nin talebinin Kolombiya yetkilileri tarafından kabul edilip işleme alındığını gösteriyor. Bu belgenin doğruluğunu kabul etti mi? Kabul etti. Ama hemen üstünde bir paragraf daha var. Açıklamadıkları paragraf. Söylemedikleri paragraf. O paragrafta diyor ki Kolombiya'da ele geçirilen konteynerların numaraları şu ve şu numaralardır. 2 numarada burada konteynerlar. Bu konteyner numaralarında uyuşturucu yakalanmıştır diyor. Biz de akşam kendisine soruyoruz. Bir, adli yardımlaşma için 5 tona yakın kokain, evlatlarımızın ölümüne neden olan kokain, Türkiye'de Mersin Limanı'na şu konteyner numaralarının sahibine geliyor. Siz bu konteyner numaralarının sahibini araştırıp hakkında tahkikat yaptınız mı? Hayır. Akşam yapmadı. Açıklamadı ve söylemedi. Akşam buna cevap vermedi. O sırada AKP'li bir vekil orada gene kayıtlara girdi. Diyor ki ya o kadar çok kokain yakalamış bunu da yakalamasa olur diyor. Duymuşsunuzdur. Evet. Yani şöyle diyorlar. Biz çok kokain yakaladık. 5 ton kokaini yakalamasak da olurdu diyorlar. Şimdi akşamleyin bir itiraftır bu. Bu belge doğru. Konteyner numaraları var. 1,5 yıl aradan geçmiş. Fakat bununla ilgili bir tahkikat yürütmemişler. Nedenini ulusal bir televizyonda açıkladı.
Dedi ki pandemi vardır o yüzden pandemiyi gerekçe olarak gösterdi. Bir de kendisine çok açık ve net dedik ki eğer pandemiyi gerekçe gösteriyorsan kokainden dolayı ölen binlerce insanımızla ilgili isteyeceğiniz sadece bir evraktı. Senin ölümden korkmana gerek yok. Sen yeteri kadar korunuyorsun. Ama evlatlarımızın korunması için bu konteynerların peşine neden düşmedin diye sorduk. Ona da cevap vermedi. Bir de dün akşam bu tam da uyuşturucu konusunda açıklama, işte uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin açıklama yaparken döndü. Bir vekile dedi ki Sayın Soylu, kimin uyuşturucu kullandığını ben biliyorum diye bağırdı mesela. Yani böyle ithamlarda da bulunarak gitti orada konuşması arasında. Onu da belirtelim. Bu arada... Bir şey söyleyebilir miyim? Kimin uyuşturucu kullandığını Soylu biliyor. Kimin uyuşturucuyu Türkiye'ye soktuğunu biliyor. Kimin kara para akladığını biliyor. Kimin kara para aklayanları kendi makamına çağırıp yurt dışına kaçırdığını biliyor. 10 bin dolar rüşveti kimin aldığını biliyor. İçişleri Bakanı bizzat suçluyu koruyor, kolluyor ve açıklanmıyor. Peki ya, ya da şöyle mi sormak gerekiyor Sayın Özkoç? Katıldığı televizyon programında da hatırlayacaksınız. Eski bakanların evinde çıkan para kasalarını gündeme getirmişti. Yeniden hatırlatma yapmıştı o dönemde. Şimdi de bu biraz önce açıklamalarınızla buradaki o ayrıntılardan şu çıkar mı? Yani biz bir şey yaptık, devletin bütün kurumlarıyla birlikte yaptık. O şeyleri de söylüyor evet, sonuçta. Evet. Bunu yaptık. Sizce Soylu bu açıklamalarıyla ne hedefliyor, yoksa bana sahip mi çıkın mı demek istiyor? Birincisi şu, diyor ki ben bunları açıklarım, ben bunu tek başıma yapmadım diyor. Çok net bir biçimde. Ben bunu siz emrettiniz, devletin kurumlarıyla biz bir araya geldik. Bu adam kaçtıysa benden dolayı değil, birlikte aldığımız bir karardan dolayı kaçtı diyor. Onu orada net belirtiyor aslında değil mi? Yani hani siz buradan bunu çıkarıyor musunuz? Evet evet, ben de diyorum ki kendisine, açıkla kardeşim. Daha ötesini söyleyeyim mi? Biz bir şey yaptık, devletin bütün kurumlarıyla beraber Türkiye uluslararası bir operasyona gelirken, hangi operasyon bu? Kara para operasyonu. Devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağı öyle bir karar aldık ki meselenin içerisine öyle bir daldık ki Amerika'yı açığa düşürdük. Amerika'yı açığa düşürmekle ilgili. Yani asıl soru şu. Amerika, bu kara para aklama meselesi ilk tutuklama nerede oluyor? Amerika'da. Oluyor. Amerika'da Kingston kardeşler tutuklanıyor mu? Tutuklanıyor. Bunlar 511 milyon doları kara para olarak akladıkları için bunun da 140 milyon doları Türkiye'de aklandığı ile ilgili bir soruşturma başlatıyorlar mı? Başlatıyorlar. Türkiye'ye ne diyorlar? Sizin ülkenizde sizin vatandaşınız olan Sezgin Baran Korkmaz benim ülkeme ait 144 milyon dolar gibi bir rakamı, tam rakam olmayabilir, yuvarlak olarak söylüyorum, bir rakamı Türkiye'de kara parayı aklamıştır. Onu bana teslim edin diyor, diyecek. Şimdi onu bana teslim edin diyor ya, kendileri onu kendi elleriyle teslim etmemek için Amerika'ya, Amerika'yı öyle bir açığa düşürdük ki diyor, devletin bütün kurumlarıyla bir araya gelerek, ilk önce hukuksuz bir şekilde koyduğumuz mal varlıklarıyla ilgili ya da hukuki bir şekilde koydukları mal varlıklarıyla ilgili hepsini kaldırdık. Bir gecede hemen yurt dışına çıkma yasağını kaldırdık. Sonra makama çağırdık, kulağını çektik. Derhal ülkeyi terk et. Burada yakalanma dedik noktasına getiriyor. Şimdi bunlar benim iddialarım. Kendisinin söyledikleri burada, benim iddialarım burada. Benim iddialarıma karşı cevap verecek. İstiyorsa bütçe komisyonunda gerekeni söyledim, ağzının payını verdim. Bağıra çağıra salondan terk edip çıkıyordu. Kendisine de seslendim. Sen kaçamazsın. İşlediğin suçlardan dolayı, Türkiye'ye yaşattıklarından dolayı hiçbir yere kaçamazsın dedim. Şimdi de söylüyorum. İstediği televizyon programında, istediği yerde ben bu iddiaları koyuyorum. Karşı karşıya gelelim. Beraber orada bunu tartışalım.
Ama genel kurulda, bütçede, genel kurulda görüşülürken İçişleri Bakanlığı da oradan gelecek. Geldiğinde ben gene genel kurulda olacağım. Onun gözlerinin içine baka baka bu olayı, yani 4.9 ton uyuşturucu olayını neden soruşturmadığını, kime 10 bin dolar rüşvet verdiği siyasetçiyi, Sezgin Baran Korkmaz'ı kendi elleriyle kaçırıp kaçırmadıklarını gözünün içine baka baka onu soracağım. Bugün bu ucube sistemin koruması altında Süleyman Soylu. Yarın milletin iktidarı gelecek. Bugün parlamenter sistem olsaydı Yüce Divan'a çıkması gerekiyordu. Yarın parlamenter sistem olacak, Yüce Divan'a çıkacak, hesap verecek. Şimdi tabii hep şu yorumlar da yapıldı. İşte bu ifade gözden kaçtığı için dün siz tutanaklardan aktardınız şu anda. Aslında çok net duyulmadı orada neler söyledi ama tutanaklarda olduğu için tekrar altını çizmek istedim. Yani diyor ki orada, ben de şimdi not aldım. Soylu bu açıklamalarıyla işte biz bir şey yaptık, devletin bütün kurumlarıyla beraber ifadesini söylüyor. Yani orada var tutanaklarda. Bunu biz söylemiyoruz. O kendi sözleri. Hani makamda kalması da acaba işte bir mecburiyet ilişkisini mi doğuruyor? Ne oluyor? Bütün bunlar da akıllara geliyor evet, tabii bu durumda. Evet. Yalnız değilim diyor. Beni açığa verirseniz o anlama geliyor. Beni açığa verirseniz ben bunları açıklarım diyor. Tek başıma yapmadım diyor. Ben buna kendi isteğimle görüşüp görüşmedim. Birileri de vardı bu işin içerisinde. El birliğiyle biz bunları yaptık diyor. Akşam söyledi. Tutanaklara geçti. Şimdi tutanaklardan bunu açıklamasını istiyoruz. Efendim birçok başlık vardı aslında. Vakit daralıyor ama birçoğunu da size sormak istiyorum hemen sırayla. Dedi ki mesela Fırat'ın doğusuna ilişkin. Hayır dedi Fırat'ın doğusu. Siz dediniz ki son tezkerede niye yok? Var dedi. Evet, çok açık. Bizim neden bu tezkereye hayır dediğimiz çok açık. Bir tezkere 4 kere 5 kere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş. Her seferinde 1 yıl olarak gelmiş. Her seferinde. Fakat bu sefer 2 yıl gelmiş. Neden dedik? Cevap vermediler. 2. Fırat'ın doğusu. Fırat'ın doğusu Suriye'nin en geniş PYD ve YPG'nin gözetiminde bulunan bölge. Ne dediler? Dediler ki 30 metre derinliğinde bir koridoru oluşturacağız. Burada yerleşim alanları yapacağız. Bu yerleşim alanlarına göçmenleri yerleştireceğiz. Amerikalı ve Ruslarla oranın güvenliğini de sağlayacağız dediler. Gerçekleştirdiler mi? Hayır. Fırat'ın doğusu tezkerede var mı? Hayır. Şimdi bana diyor ki, laf çambaldım. Biz en geniş cephesiyle Suriye'yi, siz en geniş cephesiyle Suriye'yi eğer kontrol altına tutabilseydiniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanı sayılan Süleyman Şah Türbesi'ni PYD ve YPG ile oradan kaçırmazdınız. Sizin böyle bir gücünüz olsaydı. Siz oradan Süleyman Şah Türbesi'ni PYD ve YPG'li teröristlerle kaçırmazdınız. Sizin peki böyle bir gücünüz olsaydı. Gösterdi mesela, kendisi de gösterdi. Hayır dedi. Buranın tamamı dedi. İşte burası Fırat'ın doğusunu da kapsayan bir bölge diye. Orada bir açıklama da yaptı. Fırat'ın doğusunu kapsayan bölge şöyledir. Cumhurbaşkanı açıkladı. Birisini ya yalanlayacaklar ya doğrulacaklar. Fırat'ın doğusunda biz 30 metre, 30 kilometre derinliğinde bir koridor oluşturacağız boylu boyunca. Burada yerleşim yok. Yaptınız mı yapmadınız mı? Aradan 1,5 yıl geçti. Yapmadınız. Ben soruyorum, neden yapmadınız? Yapamadınız. Şimdi bir daha soruyorum. Fırat'ın doğusunu tezkerede neden geçirmediniz adını? Bir muğlak ifade kurdunuz. Yani Amerika'nın şeyine gelme. Amerika orada kurulacak bir devletle ilgili size bir baskı mı yaptı? Onun için mi çıkarttınız oradan kayıtlardan? Muğlak bir ifadeyle daha geniş bir Suriye tanımı mı yaptınız? Orada siz bırakın o bölgeyi, 12 taneki gözlem bölgemizi M5, M4 karayolunun bu tarafına geçirmek zorunda kaldınız. Orada bizim kuleleri güvenlikli alan kabul eden terör örgütleri, silahlı terör örgütlerine Rusya silahlı saldırıda bulundu.
ve orada 33 tane şehit verdik. 33 şehit. Daha sonra bu 36'ya çıktı. Siz onlarla ilgili herhangi bir yaptırımda bulunabildiniz mi? Bulunamadınız. Oradaki varlığınız çocuklarımızın şehit kanlarıyla bedel ödüyor. Bir de diyoruz ki oradan bir şehit daha gelirse bunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ve bunun sorumlusu AKP hükümetidir diyoruz. Efendim şimdi biz konuşurken dolar 13 lirayı gördü. Doğrudur. Doğrudur. Yani bir taraftan da maalesef bu haberleri de tabii vermek istemiyoruz ama Türkiye neyin bedelini ödüyor? AKP'nin bedelini ödüyor. AKP'ye 20 yıldan beri oy vermenin bedelini ödüyor. Recep Tayyip Erdoğan'a geniş bir kitlenin 20 yıldan beri güvenmesinin bedelini ödüyor. Ucube sistem olan Cumhurbaşkanlık sisteminin bedelini ödüyor. Yönetememenin, Türkiye'nin yönetilememenin bedelini ödüyorlar. Silah baronlarının, uyuşturucu mafyalarının cirit attığı bir ülke yarattılar. Uyuşturucu konusunda Türkiye yol geçen hanına döndü. Bunları kollayan ve bunlara kol kanat geren bir iktidar var. İç içeler. Onlarla beraber görüntüleri var, resimleri var, kayırmaları var. Bir de burada cevaplamaları gereken akşam kayıtlara geçen İçişleri Bakanı'nın sözü var. Biz devletin bütün kurumlarıyla beraber öyle bir şey yaptık ki Sezgin Baran Korkmaz bunun sonucunda yurt dışına çıktı. Siz buna yanıt bekliyorsunuz şu buna anda değil mi? Bu açıklamasına muhakkak. Özellikle biz evet. birlikte kurumlarla evet. birlikte yaptık açıklamasına yanıt Sayın Özkoç yanıt bekliyor. Bir de tabii son bir cümle şunu da istiyorum. Size yani o esnada hani ben terörle mücadeleyi anlatıyorum niye gülüyorsunuz dedi size. Neye bağlıyorsunuz pardon, böyle demesini çok siz? Çok alçakça bir yaklaşım. Tam bir provokatördür. Tam bir alçaklıktır. Kendisi anlatıyor. Ben de yüzüne baka baka öyle yalanlar söylüyor ki gözümüzün içine baka baka söylediği yalanlara ben müstehli bir ifadeyle bakıyorum kendisine. Yalan söylüyorsun diyorum. Tek tek de kanıtlıyorum burada. Oradan öyle bir şey söylüyor ki ben burada terör örgütlerini nasıl yok ettiğimizi söylüyorum. Şehitlerden bahsediyorum. Sen oradan gülüyorsun diyor. Çok alçakça bir şeyi söylüyor. Şimdi ben kalkıp da hayır öyle yapmadım ben güldüm gülmedim falan filan gibi bir savunmaya girsem gene kendi amacına ulaşıyor. Girmesem gene kendi amacına ulaşıyor. Ama gerçek. Gerçek ne? Böyle bir şey yok. Gerçek ne? Soylu orada ahlaksızca hiçbir ahlak kuralına uymayan bir şekilde orada beni provoke etmeye çalışıyor. Şu Engin Özkoç'un gözünün içine bir baksınlar. Engin Özkoç şehitlerle ilgili en büyük mücadeleyi veren insandır. Siz şehit yardımlarını şehit yakınlarına iletmediniz diye parlamentoda bu mücadeleyi en büyük veren kişilerden bir tanesiyim. Orada kendisine sordum cevap verebildi mi? Beşiktaş'ta bombalama olayı oldu. Orada 47 tane polis şehit düştü. Onlarla ilgili 52 milyon lira para toplandı. Bugünkü rakamlarla 100 milyonu geçiyor. O para şehit yakınlarına verilmedi. Kendisi polisin başındaki kişi onların hakkını, hukukunu koruyamadı. Tek bir kelime etmedi. Böyle bir kişi kendi genel başkanı şehit cenazeleri orada dururken kongre yapıp kongrede gülerek şehit annesini siyasete alet etmiş bir kişidir. Hiç böyle bir olay yok. Kesinlikle böyle bir olay yok. Kendisini böyle provokatörlüklerle acaba ben bunlardan yırtabilirim. Yırtamazsın Soylu. Yırtamazsın. Şimdi bir olay daha yaşandı. Onu da hemen hatırlatalım biz de. Akşam tam da Ali Mahir Başarır konuşurken Silivri'de intihar eden emniyet müdürü Çalışkan örneğini vererek dedi ki sizin oğlunuzun dedi baskısı vardı onun üzerinde dedi. Derken orada tekrar bir tartışma alevlendi. O tartışmanın sonunda Süleyman Soylu İçişleri Bakanı şunu söyledi. Siz dedi CHP'liler dedi buraya provokasyona gelmişsiniz dedi. Sizi de buraya genel başkanınız göndermiş dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu sizi buraya bunun için gönderdi diye ayağa kalkıp böyle bir seslendi. Bütün komisyonlara Cumhuriyet Halk Partililer katılıyor mu? Katılıyor. Cumhuriyet Halk Parti'nin grup başkan vekilleri ve komisyon üyeleri katılıyor mu? Katılıyor. İşte az önce bahsettiğim alçaklık böyle bir alçaklıktır. Az önce söylediğim alçaklık. Diyor ki ben buraya İçişleri'ne geldim. Sizi Kılıçdaroğlu gönderdi. Siz burada bana baskı yapıyorsunuz diyor. Tamam. Bizi Kılıçdaroğlu değil, biz görevimiz gereği oradayız. Kılıçdaroğlu da ayrıca bizi görevlendirebilir orada. Çünkü ben onun vekiliyim. Onun adına kalkarım, sana soru sorarım. Sen nasıl bir acilliyet içerisindesin ki? Ana muhalefet partisinin komisyonda zaten orada üyeleri var ve zaten konuşma hakkımız var. Konuşma hakkımızı dahi provoke edip de ya bunlar görevli geldiler, ben mağdurum. Sen mağdur değilsin Süleyman Soylu. Bir kere daha söylüyorum. Kaçacak yeri yok. Kaçacak yeri yok. Peşindeyim. Sonuna kadar Soylu'yu takip edeceğim. Asla bırakmayacağım. İktidar değişmese de bırakmayacağım. Öyle ya da böyle hukukun karşısına çıkartacağım. Hukukun karşısında çıkıp da baronları, uyuşturucu baronları, kara para aklayanları, mafyayla yaptığı ilişkilerin tek tek hesabının vermesini sağlamak için bütün ömrüm boyunca gerekiyorsa onunla mücadele edeceğim. Çünkü yetimin hakkı var orada. Çünkü mağdurun hakkı var orada. Çünkü kokainden, uyuşturucudan ölenlerin, çocuklarımızın, anaların hakkı var orada. Ben bu anaların gözyaşlarını onun yanına koymayacağım. Dün sözleriniz engellenmeye de çalışıldı bu arada. Gerçekleri söylemem engelleniyor diye de orada siz de sesinizi yükseltmiştiniz. Bunu tekrar edelim, öyle tamamlayalım Sayın Özkoç. Çünkü size gelen cevaptı, daha ötesini söyleyeyim diyor Sayın Soylu. Ve biz bir şey yaptık devletin bütün kurumlarıyla beraber. Evet. Size yönelik bunu söyleyen cevaben bu geldi size. Ve devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağı öyle bir karar aldık diyor İçişleri Bakanı. Meselenin içerisine öyle bir daldık ki Amerika'yı da açığa düşürdük, bize kumpas kuranları da açığa düşürdük. İşte Süleyman Soylu'nun bütçede verdiği yanıttan şimdi Sayın Özkoç da diyor ki bu sözlerine açıklık getir. Kesinlikle açıklık getirmedi. Peki biz de sizin aracılığınızda bu tutanaklardan, çünkü bazen bu kadar ayrıntısı da gözden kaçabiliyor. Sağolunuz efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, dün tabii tartışmalar peş peşe geldi. Birçok başlık vardı. Sezgin Baran Korkmaz nedir ilişkiniz diye soruldu, yanıt gelmedi. Bir taraftan 4.9 ton kokain yakalandı dediniz. Peki bu nerede oldu, nasıl oldu, kimlerle? Kolombiya Bakanı, aradan 1,5 yıl geçti ama siz hala Kolombiya yetkililerinin ulaştırmış olduğu o raporun olmadığını söylediniz ama sonra dün akşam doğru denildi mesela bu rapora ilişkin. Ayrıntıları da vardı. Bir de terörist tartışması yaşandı. HDP vekilleri ve MHP'li vekiller bir tartışmaya girdiler. İşte o tartışma nasıl oldu? Olcay Kılavuz MHP milletvekili birdenbire orada seslendi. Dedi ki teröristsiniz dedi. Sayın Garapaylan'a soralım. Ne oldu efendim? Ya, bir sefer ben 6 yıldır plan bütçe komisyonu üyesiyim. Bu 7. bütçe görüşmem ve 7 bütçedir. Süleyman Soylu ne zaman gelse olaylı bir gün yaşıyoruz. Süleyman Soylu ilk bütçesinde Çalışma Bakanı'ydı. Çalışma Bakanı'nda da olayı çıkarmıştı. Ve 6. bütçesinde İçişleri Bakanlığı'na görüşüyoruz. Her bütçesi olaylı geçiyor maalesef. Çünkü provokasyon yapıyor, gerilimi artırıyor, milletvekillerini tahkir ediyor, hakaret ediyor. Bu yüzden de ortam geriliyor. Ve Süleyman Soylu net olarak şunu gördük biz. Zaten İYİ Partili, CHP'li ve HDP'li milletvekilleri Süleyman Soylu'nun uygulamalarından çok şikayetçi. Yurttaşlarımız da şikayetçi. Çünkü bir baskı rejimi kuruyor. Hukuk dışı işler yapıyor. Bunları yüzüne vurduğumuzda da büyük bir rahatsızlık duydu. AKP'li vekiller de açıkça söyleyeyim Süleyman Soylu'ya o kadar da sahip çıkmadılar. Çünkü bu uygulamaların sonuç olarak kendi geleneklerine de uygun olmadığını düşünüyor büyük çoğunluğu. Ama tek sahip çıkan parti vardı. Milliyetçi Hareket Partisi. Çok ilginç. Yani iktidarın partisi içinde dahi
AKP vekillerinin sahip çıkmadığı bir İçişleri Bakanı var. Ama Devlet Bahçeli biliyorsunuz görevden alınacakken sahip çıkmıştı Süleyman Soylu'ya. Dün de MHP'liler neredeyse tam kadro oradaydı ve Süleyman Soylu'ya sahip çıkmaya çalıştılar. Ama biz diyoruz ki hukuk içinde ne yapıyorsan yapman gerekir dedik. Ama buna karşı maalesef bir MHP'li milletvekili sevgili genel başkanımız, eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş hakkında ağza alınmayacak ifadelerde bulundu. Yalnızca o terörist ifadesini kullanmadı. Burada söylemekten utanç duyacağım ki söyleyemeyeceğim ki kanalınıza ceza gelir bu anlamda. Ağır duyduk hakaretlerde, evet, ifadelerde bulundu. Bunun üzerine hatta fiziki bir saldırı oldu. Ben 7 yıldır Plan Bütçe Komisyonu'ndayım ve hiçbir zaman burada bir fiziki saldırıyla karşı karşıya kalmadık ve hiçbir zaman böyle bir hakaretle karşı karşıya kalmadık. Bakın milletvekilleri birbirlerine karşı saygılı olmalı. Bakanlar da milletvekillerine karşı saygılı olmalı ama eş genel başkanlar başka bir şeydir. Bir Devlet Bahçeli'ye, bir Meral Akşener'e, Recep Tayyip Erdoğan'a, Kemal Kılıçdaroğlu'na nasıl saygı gösteriyorsak ki göstermeliyiz. Niye? Çünkü milletin teveccühünü almış liderler bunlar. Aynı şekilde Türkiye'de 6 milyon insanın oy verdiği, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, eğer Selahattin Demirtaş aday olsa en az 10 milyon oy alacak bir lidere karşı da böyle ifadelerde bulunması gerçekten utanç vericiydi. Buna karşı da arkadaşlarımız tepki gösterdi ama saldırıyla karşı karşıya kaldık. MHP nasıl ki MHP zihniyeti nasıl Türkiye'yi terörize ediyorsa, sokakta istibdat kuruyorsa, Süleyman Soylu Boğaziçi gençlere karşı şiddet uyguluyorsa, sokaktaki her türlü demokratik hakka karşı şiddetle bastırıyorsa hukuk dışı, meclise de maalesef bu faşizm yansımıştır dün. Bu görüntüyü yaşadık ama biz her şeye rağmen mücadelemiz devam ediyoruz. Peki bugün de yine bu tartışma devam etti. Evet. Yani siz ne talep ediyorsunuz ben dünkü o sözlere? Dün de şunu talep ettim. Bakın meclisin iç tüzüğü var. İç tüzüğüne göre eğer bir milletvekili başka bir milletvekiline veya herhangi bir orada olmayan bir şahsa karşı hakarette bulunuyorsa ona uyarı cezası verilir ve özür dilemesi çağrısı yapılır. Eğer özür dilemezse de kınama cezası verilir. Hatta meclisten uzaklaştırmaya, meclisten çıkarmaya kadar iç tüzük ceza öngörüyor. Bu konuda komisyon başkanına çağrıda bulundum. Bakın bu ifadeler tutanakta kalmasın dedim. Bu özür dilensin, geri alınsın, eğer yapmıyorsa da kınama cezası verin dedim. Ama maalesef komisyon başkanı da MHP'nin vesayeti altında böyle bir adım atmadı, atamadı. Ezildi maalesef bu anlamda MHP'nin vesayeti altında ve bu da meclis tarihinde bir utanç sayfası olarak geçmiştir. Vallahi Selahattin Demirtaş böyle ifadelerden asla ona sonuç olarak böyle ifadeler yapışmaz. Kötü söz sahibine aittir ve Milliyetçi Hareket Partisi bu ifadeye sahip çıkarak oradaki sözcüleri de sonuç olarak bu ifadeye siz sahip çıkarak. Siz bir özür de talep ettiniz. Elbette özür ve kınama. Gecede, çağrı yaptım. Bugün de evet. Üst üste hala geçerli tabii. Galiba o hala çağrınız. Hala geçerli. Dedim ki yani bu ifadeler bu tutanakta bu şekilde kalmasın. Bakın bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini görüşürüz. Gençlere böyle mi örnek olacaksınız? Küfürlerle, hakaretlerle, fiziki saldırılarla mı örnek olacaksınız dedik. Bu konuda çağrılar yaptık ama maalesef bu ifadeler düzeltilmedi. Kötü söz sahibine aittir. Biz kendilerine aynen iade ettik. Biz haya ederiz aynı ifadeleri kullanmaktan. Ama kendileri bu ifadelere sahip çıktılar. Nasıl ki sokakta sonuç olarak pek çok saldırı oluyorsa mecliste de bu saldırılar söz konusu ama biz faşizme asla boyun eğmeyiz. Peki Sayın Paylan şimdi dün şöyle bir ifade de kullanıldı. Yine Baki Ersoy, Mustafa Baki Ersoy, MHP Kayseri Milletvekili. Denildi ki sizler Süleyman Soylu'ya yani tüm muhalefet partileri orada Sedat Peker iddialarını evet. da yöneltiyorsunuz. Evet. İşte 10 bin dolar alan evet. siyasetçi kimdir diye biraz önce Sayın Özkoç'ta da konuştuğumuz konular. Dedi ki ana muhalefet özellikle CHP üzerinden gitti. Sonrasında muhalefeti de katarak birilerinin, şahısların iddiaları üzerinden konuşmamalı. Bazı iddiaların arkasına takılmışsınız, buradan gidiyorsunuz evet. diye Sayın Soylu'nun işte sizin evet. yönelttiğiniz sorulara böyle karşılık verildi. Evet. Buna ne diyorsunuz? Bu iddialar bakın, ortaya çıkmadı işte. Hatta o esnada Sedat Peker bile mevzuya dahil oluyor sosyal tabii, medya tabii. üzerinden öyle söyleyelim. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi siyasette biz bir denetim kurumuyuz aynı zamanda meclis olarak. Yürütmenin faaliyetlerini denetliyoruz. Yargı da öyle. Nereden yola çıkarsınız? İpuçlarından. Şimdi sonuç olarak Sedat Peker belli ifşaatlarda bulunmuş, iddialarda bulunuyor. Buna karşı ne yapılması gerekir? Meclis bir araştırma komisyonu kurar. Kurmadılar, üstünü örttüler. Yargı da harekete geçer, savcılar harekete geçer ve soru sorarlar. Arkadaş bak, bir diyor ki Sedat Peker bir siyasetçiyle ilgili
bavul dolusu parayı arabasına koydum diyor. Süleyman Soylu da diyor ki 10 bin dolar her ay alıyordu diyor. Ben bunu savcıya ileteceğim dedi. Ve bunu iletmedi. İletmediği zaman ne yapacaksınız? Suç işlemiş oluyor. Yani bir suç ortaklığı var ortada. Biz bu suç ortaklığını ifşa ettik. Sedat Peker HDP'ye karşı efendim kanlarında banyo yapacağız dediğinde veya HDP'lilere karşı veya muhaliflere karşı, Barış Akademisyenlere karşı Süleyman Soylu hiçbir işlem yapmıyordu. Niye? Çünkü muhaliflere karşı bir pozisyonu vardı Sedat Peker'in. Ama ne zamanki Sedat Peker bu anlamda belli ifşaatlarda bulundu o dönemin karanlık ilişkileriyle ilgili, mafya ilişkileriyle ilgili, o zaman Sedat Peker makbul insan olmadı. Bu açıdan baktığımızda Sedat Peker'in ifşaatlarının peşine gidilmesi gerekir. Biz hepsi doğrudur demiyoruz, hepsi yalandır da demiyoruz. Ama araştırılması gerekir diyoruz. Ve 10 bin dolar alan siyasetçiyi Süleyman Soylu açıklayacağım dedi. Ama açıklamadı. Niye biliyor musunuz? Çünkü bundan birkaç ay önce Süleyman Soylu görevden alınacaktı. Eğer beni görevden alırsanız ben de bunu açıklarım diye tehdit etti Cumhurbaşkanı'nı ve Cumhurbaşkanı da buna yenildi. Görevden alamadı. Niye? Bütün karanlık ilişkileri biliyorum, gerekirse açıklarım dedi. Hrant Dink cinayetiyle ilgili de bir ifşaatta bulundu Habertürk'te biliyorsunuz. Bir sistem var dedi. Erhan Tunceli Sedat Peker'e hangi sisteme emanet eder dedi. Demek ki belli bir şeyler biliyor ve bu bildiği şeyleri ifşa ederim diye açıkladı beni görevden alırsanız. Ve maalesef görevden alınmadı. Yargılamaların önü kapandı, soruşturmaların önü kapandı. Ve şu anda araştırılmamış bir konuyla karşı karşıyayız. Ve maalesef bunu araştıracak kurum nedir? Polis istihbarattır, emniyettir, öyle değil mi? Suçu ortaya çıkaracak. Emniyetin başında olan kişi suçu örten kişi durumunda. Bu da hiçbirimizin güvende olmadığı anlamına geliyor. Yani Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili olan iddialar, Sedat Peker'le ilgili olan iddialar, kokainlerle ilgili olan iddialar, pek çok hukuk dışı uygulamayla ilgili soruşturma yapacak kişi o İçişleri Bakanlığı'nın başında. İşte bu da hiçbirimizin güvende olmadığını gösteriyor ve bu devletin çürümesi anlamına geliyor maalesef. Devlet böyle çürür, mafya siyaset ilişkisi çürür. Mafya siyaset ilişkileri İtalya'da da ortaya çıkmıştı. Orada İtalyan siyaseti üzerine gidebildiği için İtalya'da temiz toplum ortaya çıktı. Ama maalesef burada henüz üzerine gidilebilmiş durumda değil. Ama ilk seçimde veya çok daha yakın bir şekilde erken seçimde bu iktidar değişecek ve biz bütün bu iddiaların üzerine gideceğiz ve herkes bu konuyla ilgili olan herkes adil mahkemelerde yargılanacak. Şimdi biraz önce arkadaşlarımız da uyarmıştı. Doların 13 lirayı. 13-15 gördüm az önce. Yani bu durumdayız şu anda. Siz dün bir karne açıkladınız aslında. En son artık konuşmanız biterken. Size karnenizi açıklıyoruz diye. Sefaletin, yoksulluğun sorumlusu sizsiniz diye söylediniz. Tabii. Orada da tepkiler geldi size. Bakın tepkiler... ne ilgisi var bununla diye bu söylediklerinizin diye. Çok ilgisi var bakın. Demokrasinin olmadığı yerde ne huzur oluyor ne de refah oluyor. Şimdi demokrasi olacak ki o ülkeye güven olsun. Hukukun üstünlüğü endeksinde son sıralardaysanız, demokrasi endekslerinde son sıralardaysanız, basın özgürlüğü bakın sizin mesleğiniz, basın özgürlüğü endeksinde son sıralardaysanız o ülkeye yatırım gelmiyor. Merkez Bankası bağımsız değilse, özgürce karar alamıyorsa, işte Sayın Cumhurbaşkanı faiz sebep enflasyon sonuç arkadaş deyip doları bakın bir ay içinde %50 yükseltiyorsa o ülkeye yatırım gelmez. Denge denetim mekanizmalarının işlemesi, demokrasinin işlemesi hem huzurumuzla ilgilidir ama aynı zamanda refahımız demektir. Bakın Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bir ay içinde yarı yarıya fakirleşmiştir. Asgari ücret 300 doların üzerineydi, şimdi 200 dolara düştü. Alım gücü yani bakarsanız un fiyatı diyelim bakın bir çuval un bir ay önce 200 liraydı şimdi 350 lira. Ekmek fiyatı 2 liradan çok yakında 4 liraya çıkacak. Bu ne demek? Yurttaşlarımız bir günde 4 ekmek alırken 2 ekmek alabilecek demek. Ama AKP'li vekiller ne diyor? Biz soğan ekmek de yeriz diyor. Ya siz soğan ekmek yemiyorsunuz siz 30 bin lira maaş alıyorsunuz. 2825 lira alan asgari ücretin halinden anlıyor musunuz? 1500 lira aylıkla hayatta kalmaya çalışan milyonlarca emeklinin halinden anlıyor musunuz? Tarlasına gübre atamayan çiftçinin halinden anlıyor musunuz? Gübre fiyatı 2 bin liraydı. 10 bin lira oldu. Ama bunları konuşamıyorsunuz. Konuşuyoruz. Bütçede. Yani bütçede hani bakanlar geldi siz söylüyorsunuz da. Evet. Hani bunlara yanıt gelmiyor. İşte bir şekilde tartışma giderek farklı bir boyuta gidiyor. İşte bir anda dün mesela Süleyman Soylu konuşurken dedi ki bana laf atıyorlar deyip durdu mesela hemen. O sırada bayağı bir alevlendi. Vallahi polemik insanı ya. Açıkça yani söyleyeyim. Ben bir provokatör diyorum kendisine. Yani çünkü gelir gelmez ortamı geriyor. Ya niye gülüyorsun diyor bir insana.
Ya görmezsin. O da İnsanlar gülebilir. Hay kendisi de gülüyor. Daha sonra söylüyor. Biz konuştuğumuzda kendisi gülüyor. Yani sonuç olarak bence son derece saygısız. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihi pek çok zalim bakan gördü. Pek çok zalim İçişleri Bakanı gördü ama böylesini görmedi. Böyle saygısız bir insanı görmedi. Lümpen bir insanı görmedi maalesef. Peki. Bundan dolayı üzülüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihi bu anlamda Türkiye'ye yakışmıyor. Bu gülme meselesiyle ilgili hemen bir şey hatırlatmak istiyorum ben aslında. Daha önceki bakanlıkların birindeydi. Aile Bakanlığı'ydı galiba. Tam da Filiz Kerestecioğlu, evet, kadına şiddeti önleyici başlıkları aktarıyordu. Yani sizin, evet, partinizin politikalarına yönelik o maddeleri açıklıyordu. O sırada iktidar kanadından gülme sesleri, yani gülüyorlardı orada vekillerden. Sonra Sayın Kerestecioğlu dedi ki komisyon başkanına, gülüyorlar dedi, konuşmam engelleniyor. Bu cevap ilginçti, o yüzden hatırlatmak istiyorum. Siz o tarafa bakmayın dedi. Komisyon, evet, başkanı. Dün ama farklı bir tablo, tabii, vardı. Maalesef. Yani bunları da hani bizim de basın olarak gözlemlediğimiz bazı ayrıntılarda oluyor. Onları da hatırlatmak istedim. Sayın Paylan, çok çok teşekkür ediyoruz. Dün tabii çok fazla başlık vardı. Bir kere iş düzeye göre siz işlem yapılması gerektiğini talep ediyorsunuz. Biraz önce Sayın Özkoç Soylu'nun yanıtından bir alıntı paylaştı ve dedi ki devletin bütün kurumlarıyla birlikte yaptığına yönelik yaptık biz diyor. İşte bazı işleyişler, bazı kurallar, bazı kararlar hep birlikte alındı yanıtını verdi. O tabii tutanaklardan almış, biz bazı bölümleri atladık ama şu anda onu da görmüş olduk. İşte ona da yanıt istiyor muhalefet. Elbette. Sizin de son sözlerinizi alalım. Artık noktalıyoruz. Ya Türkiye büyük bir uçuruma doğru sürükleniyor. Şu anda ne huzurumuz var? Bakın bütün kaynaklar güvenlikçi politikalara gitmesine rağmen, İçişleri Bakanı'nın akmasına rağmen huzurumuz yok. Bir istibdat, bir baskı, bir zulüm rejimi var. Ve Türkiye'de her üç gençten ikisi imkanım olsa ülkeyi terk ederim diyor. Hı hı. Ne de refahımız var. Bu uçurumun kenarından dönmek için derhal erken seçime ihtiyacımız var. Tek adam rejimi Türkiye'yi uçuracağım dedi. Erken seçim Türkiye'yi olmayacak batırdı. Dedi Cumhurbaşkanı. Vallahi erken seçim olacaktır. Bu dolar 13 lira, bugün 13 lira, yarın 15 lira, hatta 20 lirayı da bulabilir. Hı hı. 1994 yılında doların 2 katına 3 katına çıkması Çillere götürdü. 2001 hı hı. yılında doların 2 katına çıkması Ecevit iktidarına götürdü. Hı hı hı. Doların fırlaması, zamların burada ard arda gelmesi, yurttaşlarımızın yoksullaşmasını hiçbir iktidar taşıyamaz. Tencere kaynamıyorsa o iktidar ayakta kalamaz. Şu anda bile takip etmeye çalışıyorum. Erken seçime yani acaba hani ne oldu diye siz. Valla ben az önce 13-15 sonra gördüm. Ya, hı hı. Akşama 15 lira da görebiliriz. Yarın 20 lira da görebiliriz. Çünkü şu anda Türk lirasının kalkanı kalmadı. Hı hı. Kurtuluş Savaşı ilan ediyoruz diyor. Milli paramızı koruyacak politikan yok. Milli parayı korumak, paranın değeri korumak, yurttaşın alım değerini, alım gücünü korumak anlamına gelir. Siz milli parayı korumuyorsanız nasıl bir kurtuluş savaşı ilan ediyorsunuz? Şu anda yabancılar Türkiye'de yüksek faiz alıyorlar. Yandaş müteahhitler euro bazında garanti ödemeler alıyorlar. Sizin verginizden, kameraman arkadaşlarının vergilerinden alıyorlar. Kim kaybetti derken 5 tane yandaş, bakın 5 yandaş kazanıyor. Keyif çayı içiyor, 84 milyon yurttaş yoksullaşıyor. Bu sürdürülemez. Bunu Devlet Bahçeli de görecektir, AKP'liler de görecektir ve ben bunu sürdürüleceğini düşünmüyorum. Bir ay içinde bu ülke iflasa sürüklenir. Bankalarımız batabilir, şirketler batabilir, milyonlarca yurttaş işsiz kalabilir. Büyük bir karanlığa doğru sürükleniyoruz. Akıllarına başlarına devşirsinler ve bir an önce erken seçim kararı alsınlar. Ve bu süreçte de ekonominin başına en azından, yani bu süreci rasyonel şekilde sürdürebilecek birisini koysunlar. Böyle peki, iş olmaz. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olunuz. Evet, meclisteki yayınımızı noktalıyoruz sevgili izleyiciler ama Gençlik Bakanlığı bütçesi var. TÜGVA tabii çok ön plana çıktı. Neler yaşanıyor? Yurt sorunu. Bütün bunlara da değineceğiz elbette, bakacağız. Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geliyor. Davutoğlu'nun da bir mesajı vardı. Bu artık cehalet değil, ihanettir diyor Gelecek Partisi Genel Başkanı. Ve bu ihanete karşı tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik kurtuluş savaşı başlatmaya çağırıyorum. Bu çerçevede de ilk görüşmem bugün saat 17'de Kemal Kılıçdaroğlu'yla diye belirtmiş. İkinci görüşmem yarın saat 14.30'da Sayın Akşener'le olacak diyor. Gerçek ekonomik
Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum dedi Ahmet Davutoğlu. Evet, bugün saat 17'de olacak bu görüşme. Yarın da saat 14.30'da Sayın Akşener'le görüşeceğiz diyor Davutoğlu. Mecliste devam ediyor tabii görüşmelerde. Liderlerin mesajları da önem taşıyor. Buradan biz takip ediyoruz hem komisyonları hem genel kurulu. Oradan çıkan sıcak gelişmeleri de sizlere aktaracağız diyelim. Şimdilik noktalayalım. Hoşça kalın.